Sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım. 2 Ekim'de Türkiye saatine göre gece 21.49'da 10 derece terazi burcunda yeni ay ile birlikte halkalı güneş tutulması meydana gelecek. 2024'ün ikinci ve son güneş tutulmasını yaşıyoruz. Bir sonraki güneş tutulması 2025 Mart ayında meydana gelecek. Önümüzdeki ayları etkileyebilecek önemli bir etki. Biliyorsunuz güneş tutulmaları, her güneş tutulması en az 6 ay, hatta 1 yıldan daha fazla süre dünya üzerindeki olaylarda önemli bir tesir yaratır. Evet, terazi burcundaki bu güneş tutulmasını ülkemizden gözlemleyemeyeceğiz. Gece saatlerinde meydana gelecek. Pasifik'ten başlayıp Şili, Arjantin'in güneyinden geçip Atlas Okyanusu'nun güney tarafında bitecek tutulma. Hatta Güney Amerika ve güney bölgelerinde, Güney Amerika'nın güneyinde tutulma halkalıdan daha çok parçalı tutulma şeklinde gözlemlenebilecek. Tüp tutulma 7 dakika kadar sürecek aslında. Dolayısıyla tutulmalarda, güneş tutulmalarında 1 dakika 1 yıl gibi de kabul edilir. Yani 7 dakikalık bir güneş tutulmasının 7 yıllık bir süreçte de dünya üzerindeki tesirlerinin devam edebileceğini burada söyleyebiliriz. 144 nolu seriye ait bir tutulma. Koç terazi tutulmaları 2023 Nisan'ında başlamıştı biliyorsunuz. Artık bu akstaki son tutulmayı yaşayacağız. Güney yönlü bir tutulma, yani güney düğüm yönünde olduğu için biraz daha geçmişle bağlantılı tesirleri karşımıza çıkarırken aynı zamanda bunlar bitişler, sonlanışlar ve zorlayıcı karmik olaylar şeklinde de kendini gösterebilir. Şimdi bu 144 nolu seriyi şöyle bir gözden geçirdiğimizde en son bu serideki tutulmaları 18 yılda bir tekrarlanıyor biliyorsunuz. Aynı Saros ailesine ait tutulmalar. 22 Eylül 2006'da yaşadık. Bir öncesini 11 Eylül 1988'de, bir öncesini de 31 Ağustos 1970'de yaşadık. Şimdi biliyorsunuz astrolojide doğum öncesi tutulmalarımız çok önemlidir. Bu doğum yıllarında doğanlar özellikle dikkat etmeli. 2006, 1975, 1988 yılın ikinci yarısında doğanlar, onların doğum öncesi güneş tutulması da olduğu için hayat döngülerinde tesirleri biraz daha etkili olacaktır. Bu tutulmanın geçmişe yönelik de şöyle bir gözden geçirmeler yapabilirsiniz hayatınızda. Evet, ve bu ailenin, bu Saros ailesinin başlangıç zamanı ne zaman? Buna da baktığımızda 1736 yılı karşımıza çıkıyor. 1736 yılında meydana gelen tutulma yakınlarında dünyada neler olmuş? Yine bizim bölgemizde çok önemli olayların olduğunu görüyoruz. Safevi Devleti'nin yıkıldığı dönem. Safevi Devleti'nin 1736'da İran'daki hakimiyeti sona eriyor. Afşar Türklerinden Nadir Şah İran'ın hakimiyetini ele alıyor. O dönemde İran'la Osmanlı İmparatorluğu arasında da böyle bir sınırsal çekişmeler var. Aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu'nun Avusturya ve Rusya'yla da savaşlarının olduğunu görüyoruz. Ve bu dönemde tabii ki Nadir Şah'ın özellikle İran'daki hakimiyeti ele alması çok etkili olmuş. Ardından 17 Ekim 1736'da İstanbul Anlaşması yapılıyor. Bu anlaşmada Osmanlı İmparatorluğu ile Afşar Hanedanı arasında bir anlaşma imzalanıyor. Savaşı sona erdiren bir anlaşma imzalanıyor. Evet, o dönemde bu tutulma döneminde olan, bölgemizde olan önemli etkiler bunlar. Tabii ki her tutulma ailesi kendi içerisinde enerjileri 18 yılda bir etkinleştirebilir. Bu tutulmaya baktığımızda biraz daha ülkeler arası ilişkiler, anlaşmalar, kontratlar, tabii ki politikayla ilgili olduğunu görüyoruz. Terazinin zaten hani simgesel olarak da anlaşmalar, ilişkiler, sözleşmeler, ortaklıklar, diplomasi, tüm bunlarla ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Venüs yönetimindedir terazi burcu. Ve en fazla kimler etkilenecek? Tabii ki öncü burçlarımız kadersel olarak daha fazla etkileniyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Terazi, Koç, Yengeç ve Oğlak burçlarında güneşiniz, yükselen burcunuz ve hatta 10 derece yakınlarında
kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa, o zaman bu tutulma sizin yaşamınızda çok daha önemli olacaktır, etkili olacaktır, kadersel bazı döngüleri hayatınıza getirecektir. Evet, terazi burcu tutulması ile beraber her anlamda ilişki dinamiklerimizi sorgulayacağız. Evlilikler, ortaklıklar, arkadaşlıklar, anlaşmalar, sözleşmeler, tabii ki siyasi ilişkiler, ülkeler arası ilişkiler, diplomasi. Bunun içerisinde savaşlar var, ilişki olunca rekabetler var, mahkemeler var, davalar var, hak hukuk arayışları var. Hak, çünkü adaleti de terazi yönetir. Bunlar özellikle güney düğüm etkisinde olduğu için buralardaki eksikler, hatalar, geçmişten devam eden konular, çözülmesi gereken sorunlar daha fazla gündemimizde olabilir. Tutulma an haritasında İkizler Burcu'nun 15 derecesi yükseliyor Türkiye'ye göre. Merkür yönetimindedir ve tutulmada Güneş ve Ay'ın yanında yine Terazi Burcu'nda Merkür'ü görüyoruz. Merkür iletişimle ilgili bir burç biliyorsunuz. Düşüncelerimiz, algımız, kararlarımız, anlaşmalarımız, verdiğimiz sözler, eğitim konuları, ticari aktiviteler Merkür'le ilgilidir. Dolayısıyla bu tutulma kapsamında Merkür burada çok söz sahibi bir gezegen olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca hava elementi çok güçlü tutulma haritasında. Hava elementi de insani konularla, iletişim, bilgi paylaşımı, sosyal alanlarla daha fazla ilgili bir enerjidir. Dolayısıyla bu tutumu özellikle insanlar, topluluklar, her türlü sosyal olaylar, tabii ki ilişkiler terazi konusu olarak gündemimizi belirleyecek. Bireysel hayatlarımızda evliliklerimizi sorgulayabiliriz. Arkadaşlıklarımızı veya işbirliklerimizi daha fazla gündeme getirebiliriz. Bitmesi gereken ve bizi zorlayan bazı ilişkiler artık bitebilir. Ama sınavları geçmiş ilişkilerde daha uzun vadeli yapılandırmalar içerisinde olabilir. Terazinin yöneticisi Venüs Akrep Burcu'nda yerleşiyor ve Satürn'le Mars'la güzel bir su üçgeni oluşturuyor bu tutulmada. Çünkü Satürn Akrep Balık'ta, Mars'ta Yengeç Burcu'nda. Su üçgeni olunca aslında duygusal empatinin artabileceğini, anlayışları geliştirebileceğimizi de ifade edebilir. Yani bazı çözüm yolları bulmak, anlaşma zeminleri oluşturmak, yardımlar almak mümkün olabilir. Akrep'teki bir Venüs, ilişkilerde tutku, sevgi, tabii ki aşk, bunları gösterirken aynı zamanda para ve finansal paylaşımlarla ilgilidir. Bir yandan da Venüs burada ilişkilerimizde bitmesi gereken bir şeyleri bitirip dönüşümler, güçlü dönüşümler de getirebilir tabii ki. Sadece insani ilişkiler değil, ülkeler arası ilişkiler, siyaset, diplomasi çok konuşacağımız bir dönemdeyiz. Bazı anlaşmalar, ülkeler arası ilişkilerde dönüşümler olabilir, bitişler olabilir ya da yeni anlaşmalara doğru gidilebilir. Aynı şekilde adaleti zaten son zamanda çok konuşuyoruz, yargıyı çok konuşuyoruz. İşte hak arayışları terazi ile ilgili, haksızlıklara karşı daha fazla isyan etme, mücadele etme döngüsündeyiz. Güney düğümde de terazi olunca biraz haksızlıklar daha fazla öne çıkıyor sanki. Yani hakkını arayanların hakkını bulamaması, haksızlıklarla karşılaşmak ve bunun sonucunda oluşabilecek krizler tabii ki gündemde dikkat çekiyor. Bu tutulmada da bu anlamda adaleti sorgulama, haksızlıklarla mücadele öne çıkabilir ve bazı mahkemelerin, davaların yine çok öne çıkması, tutuklularla ilgili konular ya da bazı sonuçlanmayan mahkeme ve mahkemelerin dikkat çekmesi, bunlarla ilgili önemli gelişmeler olabilir. Yine tabii ki yönetimdir, muhalefettir, hani partiler, siyasi liderler, bunları çok konuşacağız. Bu alanlarda dikkat çekici hızlı gelişmeler söz konusu olabilir. Sanat, güzellik, bunlar da yine bir terazi konusu. Kadınlar yine daha çok Venüs yönetiminde terazi ile ilgili konular ve bu tutulma sırasında Merkür'ün yanında bir de Lilith var ki son zamanlarda yükselen dişi enerjinin olumlu ya da olumsuz etkisini gözlemliyoruz. Ülkemizde de kadın söz konusu olunca kadınlar, çocuklar daha fazla zarar gören taraf. Yani bu anlamda da tabii biraz daha kadınlarla ilgili mücadelelerin ve buralardaki zorluklarla ilgili hak arayışlarının da yine bu tutulma enerjisiyle daha fazla gündemimizde olması söz konusu olabilir süreç içerisinde. Evet, tutulma, güneş tutulması tam hani 2 Ekim'de meydana gelecek ama özellikle 1-2 Kasım, yani bir ay sonrası çok
öne çıkıyor güneş tarafından tetiklendiği için. Yılın sonu 31 Aralık, 1 Ocak yine güneş tarafından önemli bir tetiklenme olacak ve bu tutulma tesirleri gündemimizde olabilir. 30 Mart, 31 Mart yine tutulmanın önemli ölçüde tetiklendiği zamanlar. Biliyorsunuz sadece tutulma olduğu zamanda etkisi olup bitmiyor. Uzun vadede bunları gözlemliyoruz, takip ediyoruz. Yani en kısa süreçte önümüzdeki birkaç ay gördüğünüz gibi Kasım ayının başı, yılın son günü, yılın ilk günü ve Mart ayının son günlerinde de güneş tutulmasının tesirlerini gözlemleyebiliriz, etkilerini hissedebiliriz. Evet, bu tutulma ülkemizin haritasında, Türkiye'nin haritasında Mars'ın üzerinde 7 derece terazide Mars'ımız var. Orada bir tutulma etkisi var. Bu ne demek? Demek ki ülke güvenliği, toprakların, halkın sahip olduğu topraklar, işte halkın barınması, temel ihtiyaçları, bununla birlikte tabii ki asker ve ordu Mars'la ilgili askeri etkileyecek ya da askeri hareketlilikle ilgili olabilecek bazı ülkeler arası pozisyonlar olabilir. Girişimler söz konusu olabilir. Burada önümüzdeki aylarda da yine Türkiye'de askeri pozisyonları çok fazla yine izleyeceğiz. Buralarda gündemlerimiz hızlanacak diyebiliriz. Evet, şimdi hepimizin tabii ki doğum haritalarında terazi burcunun bulunduğu bir ev alanı var. Tutulma da o ev alanını etkiliyor. Güneş tutulması aslında bir yeni ayla oluştuğu için hani yeni başlangıçları, hayatımızdaki yenilikleri daha çok gündeme getirebilir. Eril enerjiyle de ilgilidir aynı zamanda. Yaşamımızdaki eril enerjilerle ilgilidir. Ve hepimiz yükselen burçlarımıza göre tabii ki terazi burcunun bulunduğu ev alanında etkiler alıyoruz hayatımızda. O yüzden yükselen burçlarınıza göre özellikle tutulma etkilerini takip etmenizi öneririm. Şimdi burçlara geçelim, bakalım bu güneş tutulması yaşamlarımızda nasıl tesirler getirebilir. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, terazi burcundaki bu güneş tutulması 7. evinizde meydana gelecek. Geçtiğimiz yıldan bu yana zaten tutulmalar hayatınızda özellikle ilişkilerinizle ilgili, eşinizle, partnerinizle ilgili alanlarda önemli yenilikler, değişimler getirmiş olabilir. Güneş tutulması tesiriyle bazı anlaşmalar, sözleşmeler yapabilirsiniz, imza atabilirsiniz. Evet, evlenebilirsiniz, ortaklık kurabilirsiniz. Hizmet aldığınız kişi ve kurumlarla ilgili bazı kontratlarınızı yenileyebilirsiniz ya da yeni kararlar, başlangıçlar verebilirsiniz. Yolunda gitmeyen bazı ilişkilerinizi çözümlemeniz mümkün. Ayrılıklar da olabilir tabii ki, boşanmalar olabilir. Bununla birlikte bir ilişkiyle bağlantılı ya da bir ortaklıkla bağlantılı finansal paylaşımlarınız, parasal hesaplarınız gündeme gelebilir. Bunların da çözüm yollarını bulabilirsiniz. Uzun vadeli bazı yapılandırmalar içerisinde olabilirsiniz. Eşinizin kaynaklarıyla ilgili gelişmeler olabilir hayatınızda. Eşinizin iş hayatı, mesleği, kazançları, geliri, gideri ve benzeri konularda da bu tutulma hayatınızda bazı konuları netleştirebilir ve önümüzdeki aylarda bu konular gündemde olabilir. Tabii ki herkes aynı şekilde etkilenmiyor ama önce burçlarımız ve tabii ki koçlar, sizler daha fazla etki alıyorsunuz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 10 derece ve yakınlarındaysa bu tutulma sizin için çok daha belirgin, önemli etkiler getirebilir. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, terazi burcundaki güneş tutulması 6. evinizde meydana gelecek. Son bir yıldır aslında bu tutulma aksı hareketli ve bu da sizin günlük hayatınızı, alışkanlıklarınızı, iş ve mesleki konularınızı, çalışmalarınızı, hatta genel sağlığınızı etkilemiş olabilir. Bu tutulma ile birlikte geçmişten gelen konular, geçtiğimiz Nisan ayı veya bir önceki yılın Ekim ayından bu yana devam etmekte olan konuları artık şöyle bir toparlayabilirsiniz, sonuçlandırabilirsiniz. Memnun olmadığınız bir işten ayrılabilirsiniz ya da çalışma yöntemlerinizi, çalışma ortamınızı yenileyebilir, değiştirebilirsiniz. Tabii ki yeni bir işe girmeniz, yeni bir mesleki eğitim almanız, mesleki anlamda iş anlaşmaları yapmanız da mümkün görünüyor. Yanınızda çalışan kişiler, hizmet aldığınız kişiler, eviniz, ofisiniz, yani yaşam alanınız, buradaki konforunuz,
Hepsini düzenleyebilirsiniz. Bazı yeni kararlar almanız mümkün görünüyor. Genel sağlığınızla da ilgili gelişmeler olabilir. Sağlık sorunlarınız varsa çözüm arayabilirsiniz. Sağlığınızı iyileştirmek adına yeni düzenlemeler yapabilirsiniz. Beslenmenizi değiştirebilirsiniz. Tedaviye başlayabilirsiniz. Spora başlayabilirsiniz. Bununla birlikte evcil hayvanlarınızla ilgili konular aktif. Hayatınızda evcil hayvan sahibi olmanız mümkün. Veya hani evcil hayvanlarınızla ilgili konular da sizi meşgul edebilir, gündem yaratabilir bu dönem içerisinde. Bazen akrabalarınız, çevrenizdeki kişiler, onlarla ilgili de konuların hayatınızda etkili olmasını bekleyebiliriz bu tutulmayla beraber. Herkes aynı şekilde etkilenmeyecek tabii ki. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle öncü burçlar, Koç, Terazi, Yengeç, Oğlak. Bu burçlarda 10 derece ve yakınlarında gezegenleriniz varsa tutulma tesirleri sizin için çok daha aktif ve önemli olabilir. Tutulma yöneticisi Venüs Akrep'te olduğu için ilişki dinamikleriniz ve eşinizle ilgili ya da işbirliklerinizle ilgili konuların da bu tutulmada biraz daha yapıcı anlamda gelişebileceğini, olumlu adımlar atabileceğinizi de söyleyebilirim. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, Terazi burcundaki güneş tutulması 5. evinizde meydana gelecek. Üstelik yönetici gezegeniniz Merkür'le de birleşiyor. Tutulmanın yükselenini de Türkiye'ye göre ikizler olduğu için sizin için biraz daha aktif bir tutulma, ama olumlu anlamda aktif olduğunu söyleyebilirim. Çünkü size güzel bir açısı var. Jüpiter de şu anda sizi daha şanslı hale getiriyor. Koruma altındasınız bir anlamda baktığımızda. 5. evinizdeki bu tutulma hayata bakışınızı daha iyimser, daha keyifli hale getirirken yaşam enerjinizi, motivasyonunuzu, cesaretinizi arttırabilir. Şimdi kendinizi, yeteneklerinizi keşfetme ve bunları ortaya koyma zamanındasınız. Bir süredir çalışıyorsanız, belki 6 ay önce başladınız, belki 1 yıldır devam eden konular var. Şimdi onları ortaya koyup dikkat çekebilirsiniz, başarı elde edebilirsiniz. Hobilerinizi geliştirebileceğiniz, yeni eğitimlere başlayabileceğiniz, ticari girişimlerde bulunabileceğiniz bir dönemdesiniz. Tabii ki duygusal konularda aşk hayatınızla sizi mutlu edebilir bu dönemde. Çocuklarla ilgili güzel gelişmeler söz konusu olabilir. Çocuk isteyen sevgili ikizler, bu tutulma evet hayatınıza artık bir çocuk gelebileceğini gösteriyor. Dolayısıyla hamilelik, doğum konularınız aktifleşmeye başlıyor. Çocuğunuz varsa çocuğunuzun eğitimi, onun hayatındaki gelişmelerle ilgili önemli kararlar vermeniz, bazı düzenlemeler yapmanız mümkün ki bunların çoğu şu anda sizin için çok daha kısmetli bir şekilde harekete de geçebilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız sevgili ikizler. Özellikle Terazi, Koç, Yengeç, Oğlak burçlarının 10 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyorsa, evet bu tutulma tesirleri sizin için çok daha güçlü çalışabilir. Güneşiniz ve yükselen burcunuz da 10 derece ve yakınlarındaysa tutulmadan tam üçgen açı alacaksınız. Bu durumda şanslı etkilerinde çok daha artabileceğini söyleyebilirim. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, Terazi burcundaki güneş tutulması 4. evinizde meydana gelecek ve Mars da burcunuzda tutulmayla önemli bir açıda, enerjisi yüksek bir tutulma bu. Özellikle özel hayat, ev, yuva, ailevi konularda bazı önemli kararlar verebilirsiniz, başlangıçlar yapabilirsiniz. Evlilik konularınız hareketleniyor, evlenebilirsiniz, yuva kurabilirsiniz. Evliyseniz belki bir taşınma olacak, ev almak gibi bir konunuz var, belki çocuk sahibi olacaksınız. Ailevi konular özellikle öne çıkıyor. Son 6 aydır, 1 yıldır hayatınızda gelişen konular olabilir. Bunları tamamlayabilirsiniz. Aile evinden ayrılabilirsiniz. Belki eğitim için, iş için, hani kendinize ait bir düzen kurabilirsiniz. Ebeveynlerinizle ilgili konular da tabii ki aktif. Bazılarını biraz daha aileyle ilgilenmek zorunda kalabilir bu dönemde. Genel sağlığınıza dikkat edin. Mars etkisi nedeniyle sağlık konularında bedensel anlamda biraz hassas olabilirsiniz. Agresyona dikkat edelim. Kazalara, sakarlıklara dikkat edelim. Özellikle mide ve sindirim sistemimizle ilgili problemler biraz öne çıkabilir. Zorlayıcı olabilir. Bu konularda sorunlarımız varsa temkinli olmakta fayda var. Tabii ki herkes aynı şekilde etkilenmeyecek. Lütfen kişisel doğum haritalarımıza bakalım. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 10 derece ve yakınlarındaysa bu tutulmanın tesirleri biraz daha önemli olabilir. Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, Terazi burcundaki güneş tutulması 3. evinizde meydana gelecek. Genel anlamıyla hareketli, enerjik, dışa dönük enerjiler altındasınız. İletişimin arttığı, bazı düşüncelerinizin olgunlaştığı bir dönem. Evet, bir eğitim
eğitime başlamanız, ticari bir anlaşma yapmanız mümkün görünüyor bu tutulma ile beraber. Bir süredir uğraştığınız konular da netleşebilir. Özellikle kardeşler ve yakın çevre, biraz ailevi konular da öne çıkıyor. Belki kardeşlerle birlikte bir hareket yapacaksınız ya da bir anlaşmaya varacaksınız. Uzlaşmanız gereken bir konu varsa uzlaşılabilir, çözüm yolları bulunabilir. Özellikle akrabalarla ve kardeşlerle alakalı ya da bir davanız, bir mahkemeniz varsa hani bununla ilgili çözüm yolları bulunabilir. Bu tutulma size seyahatler getirebilir. Daha fazla yolculuklar gündeme gelebilir sevgili aslanlar. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle terazi, koç, yengeç, oğlak gibi öncü burçların 10 derece ve yakınlarında gezegenleriniz varsa alacağınız etkiler biraz daha öne çıkabilir. Sevgili başaklar ve yükselen burcu başak olanlar, terazi burcundaki güneş tutulması ikinci evinizde parasal kaynaklarınızla ilgili alanda meydana gelecek. Son 1-1,5 yıldır aslında bu alanda mücadele ediyorsunuz. Ve yönetici gezegeniniz Merkür tutulmayla birleşiyor. Dolayısıyla aslında şimdi parasal kaynaklarınızı iyileştirmek ya da bir kaynak üretmek, bir işe girmek, para kazanmak için aslında önemli bir düşünceniz olabilir ve bir karara varabilirsiniz. Bu bir iş anlaşması tabii ki olabilir, bir kontrat olabilir, bir yine iş, kendi işinizi kurmak gibi bir konu olabilir. Ticari alanlarda aktifleşebileceğiniz bir dönemdesiniz. Kaynaklarınız var, bunları nasıl değerlendireceksiniz? Bir şeyleri almak, satmak, yatırımlar yapmak, gelir elde etmek, ortaklıklar, hisseli paralar, paylaşımlar gibi alanlarda da tabii ki önemli bazı gelişmeler olabilir hayatınızda. Genel olarak baktığımızda aslında bu tutulmanın maddi konularda son zamanlarda hissettiğiniz bazı sıkıntıları çözmek adına çok yapıcı olabileceğini, çözümler ortaya çıkarabileceğini de söyleyebiliriz. Özellikle ilişkilerden, ortaklık ilişkilerden, eşinizden, partnerinizden ve benzeri alanlardan da bazı önemli destekler alabilirsiniz. Tabii ki herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle öncü burçlar, terazi, koç, yengeç ya da oğlak, bu burçların 10 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyorsa tutulma tesirleri sizin için çok daha önemli olabilir. Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar, evet ben de bir teraziyim ve burcumuzda güneş tutulması meydana gelecek ve bir sonraki terazi tutulmasını artık 9 yıl sonra yaşayacağız. Dolayısıyla önemli bir dönem, daha kadersel gelişmelerle hayatımızda yeni açılımlarla karşılaşabiliriz. Farkındalıklı davranmamız gereken bir süreçteyiz. Tabii ki bu tutulma yaşamınızda bazı önemli kararlar vermenize imkan verebilir. Çünkü Merkür etkisi düşünceleri, fikirleri, anlaşmaları, konuşmaları, kontratları, sözleşmeleri ve benzeri konuları çalıştırıyor. Mücadeleleriniz olabilir. Herhangi bir konuda son bir yıldır, 1,5 yıldır, yani bir ilişkide veya bir işbirliğinde ya da bir yasal bir süreçte bir mücadeleniz, bir rekabetiniz ya da bir hak arayışınız varsa, işte bu tutulma aslında sizin hak edişlerinizle karşılaşmanıza imkan verebilir. Adalet getirebilecek bir tutulma olabilir sevgili teraziler. Tabii ki hak edişler varsa. Tutulmayla beraber ilişki işbirliklerinizde, ilişkilerinizde bazı önemli dönüşümler de yaşayabilirsiniz. Bunlar parasal kaynaklarınız, parasal paylaşımlarınız, gelirleriniz, giderleriniz, borç alacak konuları ve özellikle ilişkilerle, eş ve partnerle bağlantılı konularda da olabilir sevgili teraziler. Bununla birlikte tabii ki yaşadığınız mekanların, evinizin, çalıştığınız ortamların yenilenmesi gibi konular gündemde olabilir. Hatta fiziksel görünümünüz, imajınız ve benzeri alanlarda da bazı değişimler yapabilirsiniz. Bununla birlikte genel sağlığınıza dikkat edin. Çünkü bu tutulma, özellikle burcumuzu etkileyen tutulmalar biliyorsunuz bedensel olarak etkileyebilir. Sağlık konularında da daha duyarlı olmanız lazım. Kendinizi iyileştirmek adına, sağlığınızı, konforunuzu arttırmak adına bazı tedavileriniz olabilir ya da yaşam düzeninizde bazı önemli değişimler söz konusu da olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 10 derece ve yakınlarındaysa bu tutulma sizin için çok daha önemli, kadersel olabilir. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, terazi burcundaki güneş tutulması 12. evinizde meydana gelecek. 12. ev tutulmalarını son 1,5 yıldır aslında deneyimliyorsunuz. Özellikle geçtiğimiz Nisan ayı, Mart sonu,
bir önceki yılın Ekim ayı bu tutulma tesirleri aktifleşti. Biraz yani genel sağlığınızdır, alışkanlıklarınızdır, düzeninizdir. Bunları şöyle bir gözden geçiriyorsunuz. Sağlık konularında hassasiyetleriniz olabilir. Bu tutulma da sizi biraz daha belki kendinize bakmanızla ilgili tetikleyebilir. Özellikle Venüs de şu anda tutulma yöneticisi Akrep'te olduğu için kendinizi iyileştirmek adına arayışlarınız var. Belki hani böyle psikolojik bazı destekler alacaksınız. Bilinçaltı terapi çalışmaları olabilir. İşte hastanelere gidebilirsiniz, check-up yaptırabilirsiniz, kontrollerinizi yaptırabilirsiniz. Hani buralarda mutlaka bir sorun çıkması gerekmiyor. Sadece hani genel olarak kendinizle daha fazla ilgilenmeniz gerekiyor. Ama bir sorun varsa da hani bunu çözmek için arayışlarınız olabilir, yollar bulabilirsiniz. Spiritüel anlamda güçlendiğiniz bir dönemdesiniz. Maneviyata etkiniz artabilir. Her anlamda hayatınızda yardımlaşma temaları, özellikle yakın çevre ilişkilerinizde, duygusal konularda, romantik konularda, ailevi ilişkilerde daha fazla duygusal paylaşım, daha fazla empati, daha fazla böyle anlam arayışı, biraz daha ruhsallaşma gibi konular sizin için öne çıkabilir bu dönemde. Estetik, güzellik, kişisel bakım gibi konularda da Venüs'ten destek alıyorsunuz. Yani bu dönemde şöyle bir kendinize ilgilenmeniz, imaj değiştirmeniz, kendinizi iyileştirmek adına da bazı adımlar atmanız mümkün olabilir. Tabii ki herkes aynı şekilde etki almıyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle terazi, koç, yengeç ya da oğlak burçlarının 10 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyor mu? Eğer bulunuyorsa bu tutulma sizin için çok daha güçlü olabilir. Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, terazi burcundaki güneş tutulması 11. evinizde meydana gelecek. Sosyal anlamda hareketliliğin arttığı, biraz daha kalabalıklar içerisinde dikkat çektiğiniz iş ve kariyer alanlarında da projeler üzerinde belki yeni başlangıçlar yapabileceğiniz bir dönemdesiniz. Aslında hayattan beklentileriniz, umutlarınız, hayalleriniz öne çıkıyor. Bu dönemde yeni fikirler üretebilirsiniz, yeni teklifler alabilirsiniz. İşle ilgili konularda son 6 aydır, 1 yıldır böyle yaptığınız çalışmalar varsa bunların sonuçlarını almanız mümkün. Bu size tabii ki bir maddi manevi başarı, bir ödül de getirebilir. Bazılarınız sosyal hayatlarında yeni tanışmalar yaşayabilir, yeni bir ilişki, yeni bir arkadaşlık, ortaklık, bunun yol açabileceği bir anlaşma, bir sözleşme, bir kontrat da söz konusu olabilir. Ya da bu bir ilişki, bir tanışma, hani bir gerçekten romantik bir ilişkiye de gidebilir, evrilebilir bu süreç içerisinde. Dolayısıyla yeni tanışmalara hazır olun. Girdiğiniz sosyal ortamlarda, kalabalıklarda ilginç gelişmeler olabilir. Bununla birlikte bazı grup çalışmalarına dahil olabilirsiniz. Bu bir eğitim olabilir, grup eğitimi ya da bir böyle kulüp, dernek, vakıf gibi sosyal amaçlı bir organizasyona dahil olabilirsiniz. Bu alanlarda da çevresel anlamda yenilikler yaşamanız mümkün görünüyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle terazi, koç, yengeç, oğlak gibi burçların 10 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyorsa bu bahsettiğim etkiler sizin için çok daha güçlü çalışabilir. Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar. Bir önce burç olarak tabii ki terazi burcundaki güneş tutulmasından en güçlü etkiyi alan burçlardansınız. Kariyer evinizde toplum önündeki statünüzü etkileyecek, geleceğinizi şekillendirecek kader evinizde bir güneş tutulması var. Merkür ile birleşen bir tutulma, geleceğe dair önemli fikirler var, düşünceler var. Bazı anlaşmalarınız, sözleşmeleriniz olabilir, bir işbirliği olabilir, bir kontrat yapabilirsiniz, bir mesleki anlamda önemli kararlar verebilirsiniz. Bu özellikle son bir yıldır, 1,5 yıldır yaptığınız çalışmaların sonuçlarını almanız şeklinde de olabilir. Tabii ki terfi edebilirsiniz, görev değişimleriniz olabilir, hatta yer değişimleriniz olabilir, bir atama olabilir, bir tayin olabilir, taşınma olabilir ve benzeri konular. Sadece işle ilgilidir, ilişkilerle de ilgili tabii ki kariyerimiz etkiliyor. Yani evlilik olabilir, belki bir boşanma, bir ayrılık ya da böyle iş birlikleriyle bağlantılı yine kariyerinizi etkileyecek gelişmeler olabilir. Tüm bunlar bu tutulmayla hayatınıza gelebilir. Sosyal anlamda özellikle ailevi konular, anne baba ilişkileriniz, ebeveynlerinizin yaşamları, onların düzenleri, onların ilişkileri de hayatınızda şekillendirici olabilir. Tabii ki herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 10 derece ve yakınlarındaysa bu tutulma sizin için çok daha kadersel ve etkili olabilir. Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, terazi burcundaki güneş tutulması 9. evinizde meydana gelecek. Son bir yıldır terazi tutulmaların tesirlerini yaşıyoruz aslında. Bu da sizin geleceğe dair umutlarınızı,
hayallerinizi genişletmenizi, vizyonunuzu büyütmenizi sağlıyor. Çok proje üretebilen bir kişisiniz. Gerçekten de çok daha özgüvenli, daha cesur adımlar atabiliyorsunuz bu dönemde. İşte bu tutulmada, bu anlamda sizi destekliyor aslında. Belki de son bir yıldır uğraştığınız konularda, işlerde yeni gelişmeler olabilir, kapılar açılabilir size. Özellikle yurt dışı konuları, uluslararası alanlarda yaptığınız girişimlerde, bunlar yasal süreçler olabilir, beklediğiniz bazı yasal prosedürler olabilir. İşte bu anlamda evraklar, işte kontratlar, sözleşmeler filan, hani yasal konular varsa, evet, onlar artık gündeminizde iyice bir hızlanabilir, sonuç alabilirsiniz ya da bazı yeni adımlar atabilirsiniz. Davalar, mahkemeler, hukuksal konularınız aktifleşebilir. Ya da siz bir dava açabilirsiniz ya da süre gelen bir dava ile ilgili sonuçlanmalar olabilir. Bir haksızlığa uğradıysanız, evet, burada daha fazla mücadele etmeye başlayabilirsiniz. Eğitim konuları, akademik konular, üniversite eğitimi gibi alanlarda yeni eğitimler almanız, yeni başlangıçlar yapmanız mümkün görünüyor ki bunlar yurt dışıyla da bağlantılı olabilir. Bu tutulma aslında daha fazla seyahat etme, yolculuklar etme anlamına da geliyor. Hayatınıza yolculuklar getirebilir, yurt dışı seyahatleri daha fazla gündeminize gelebilir. İnternet üzerinde iletişim cihazlarını kullanarak medya ve özellikle sosyal medya üzerindeki her türlü etkinlik, ticari bir girişim, ticaret, işte eğitim işleri, danışmanlıklar ve benzeri alanlarda bazı iş imkanları bulabilir ya da buralarda adımlar atabilirsiniz, düzenlemeler yapabilirsiniz sevgili kovalar. Eğer bu sektörde çalışıyorsanız, tabii ki bu tutulma sizin için daha yeni kapılar açabilir, gelişmeler hızlanabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle öncü burçlar, terazi, koç gibi burçlarda gezegenleriniz varsa, 10 derece ve yakınlarındaysa etkiler artabilir. Güneşiniz veya yükselen burcunuzda 10 derece ve yakınlarındaysa bu tutulmadan çok daha destekleyici, şanslı etkiler alabilirsiniz. Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, terazi burcundaki güneş tutulması 8. evinizde meydana gelecek. Son bir yıldır aslında parasal konularda bazı önemli tesirler alıyorsunuz. Zorlanmalarınız da olabilir. Burada mücadeleleriniz de var doğal olarak. 8. ev tutulması biraz daha başkalarıyla paylaştığınız kaynaklarla ilgili. Yani eşinizin işi, eşinizin gelirleri, parası olabilir. İşbirlikleri ve ortaklıklarla ilgili konularınız olabilir. Bir boşanma, bir ayrılık yaşadıysanız herhangi bir ilişkide, işte burada hisseli paralar, tazminat, nafaka gibi paylaşımlar, belki bir miras konunuz var ya da bir krediniz, bir vergi yapılandırmanız olabilir. Sigortayla ilgili bir konunuz, emeklilikle ilgili bir beklentiniz olabilir. İşte bu konularda aslında bu terazi tutulması daha yapıcı adımlar getirebilir hayatınıza. Beklediğiniz, özellikle dediğim gibi bir yıla, bir buçuk yıla yayılan bir süreçten bahsediyoruz. İşte bunun sonuçlarını alabileceğiniz bir dönemdesiniz. Ekim ayından önümüzdeki Mart'a kadar hızlı gelişmeler olabilir hayatınızda. Özellikle bu hisseli paralar, parasal konularla ilgili. Bununla birlikte tutulma yöneticisinin özellikle burcunuzdaki Satürn'e olumlu bir açısı olduğu için hayatınızda daha uzun vadeli yapılandırmalar yapmak için, önemli bazı adımlar atmak için, hani bunlar eğitim konusu olabilir, kişisel girişimleriniz ya da ilişkilerle ilgili olabilir ya da maddi bazı yatırımlarınız olabilir. Buralarda da bazı sağlam zeminler oluşturmanız, doğru destekler almanız, aldığınız bilgiler doğrultusunda artık daha istikrarlı adımlar atmanız da mümkün görünüyor. Yani bir sorununuz var, özellikle maddi bir sorununuz var, bir borç konunuz var, bir kredi konunuz var. Hani bunları yapılandırabileceğiniz ve uzun vadeli çözümler bulabileceğiniz, destekler alabileceğiniz de bir dönemdesiniz sevgili balıklar. Tabii ki herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle öncü burçlar, terazi, koç, yengeç ya da oğlak, bu burçların 10 derece ve yakınlarında gezegenleriniz bulunuyorsa bu bahsettiğim etkiler sizin için çok daha önemli olabilir.